Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün öğleden bu tarafa çalışıyorum. Koştur koştur. Bayağı bir iş yaptım. 3 kasa yine bal aldım. Bunların videosunu devamında seyredeceksiniz. Videodan önce ben size video açıklaması yapmak için yapıyorum şu videoyu. Geçen hafta şurada onu göstereyim ben size. Geçen hafta şurada şeyimiz vardı, bölmemiz, nisan bölmesi, hatırlarsanız şu kuan önünde arılar olan. Bu nisan bölmesinin ballarını 4 çıta almıştık, hatırlarsınız. 3 çıtasını ballı ve yavru var diye koymuştuk içine tekrar. Şunu da ondan çıkardım. Arılar balını alıyor. Onu da ondan çıkardım, oraya koydum alsınlar diye dalak yapmış kenarına. İzlerken videoda göreceksiniz o dalağı da. Efendime söyleyeyim, bugün yine bu kuandan, bu kuan müthiş bal yaptı. O 3 çıta balını aldıktan sonra yine balını aldım. 4 aşağı yukarı 8 çıtadan fazla bal aldım bundan. Bugün herhalde öyle zannediyorum, aşağıda vardı 2-3 çıtada. 4'te yukarıdan 7 çıta. 4'te geçen sefer 11 çıta bal almış olduk bu yılın bölmesinden. Yani en kötü ihtimal 2 kilo gelse tanesi 22 kilo eder sadece bölmeden aldığımız bal. Öbür kardeşi bölmeden almıştık bir de, o hangisiydi? Ha şuydu. Bunu balını aldık yine bunun 4 çıtada yine bundan bal aldık hatırlarsanız. Geri kalanını şeye ayırdık bunu. Ne, bölmeye ayırdık. Bundan iki tane bölme aldık ayrıca. Bölmelerini şu ileri koyduk. Bölme yaptık. Bundan. Artı yine bunun kardeşinden nisan bölmesi olarak bir kuanı üçe bölmüştük. Şuraya bir bölme almıştık. Buradaydı yeri, şu an başkası geldi de o bölmeyi şuraya kaldırdım yine. Bu bölme de yine kata gelmişti ama kata bırakmadık. 3 tane bölme de ondan almıştık. Toplam bu kuandan, bir kuandan 3 tane kuan oldu. İkisinden yine 3'er bölme alındı, 6 bölme. Toplam 9 kuan olmuş oldu bir kuan. Aldığımız balı da söyleyeyim. 11 çıta şundan aldık. 4 çıta şundan aldık bal. Diğerlerini bölmelere verdik ballı ballı kapalılarını. Toplam 11-15 çıta balını almış olduk. 2 kilo gelse 30 kilo gelir. 3 kilo gelse ne eder? 15-30-45 kilo bal eder. Yani sen şöyle böyle de 35-40 kilo arası mübalağa değil bu, gerçek değer olarak söylüyorum. 35-40 kilo arası bir kuandan bal aldık. 9 tane de arı yaptık bu bir kuanı. Bu arada hani nerede dersen 8 kuan arı sattık. 3'er çıtalık olarak bölmeler yapıp. Ayrıca kendimize bölmeler yaptık. Görüldüğü üzere. Efendime söyleyeyim. Böyle verimli bir iş yapmış olduk. Şu an bölmeler de duruyor. Şunun balı alınacak. Şunun birinin balı alınacak. Bak o da şey. Şu arı da bölme arı. Şu da bölme arı. Yani bu anaç arıydı ama meme yaptı. Bölme yaptık bundan. Temelde yeni anayla devam ediyor. Daha yeni ananın da yumurtasını çiftleştiğini görmedim. Boyamadım daha bunu. Bunun balı da alınacak. Şunların balı alınacak daha. Bunların balını almadım. Bunlar biraz tatlı sert arılarım. Benim arılarda işte diyorum 3-5 tane de bir tatlı sert çıkıyor. Şunun balı alınacak bak. Buna baktım hazır. Bu biraz sert olduğu için almadım. Bunu pazar günü alayım diye düşünüyorum. Yoksa benim çalışmama izin vermez. Bunların balını alırsam saldırırlar. Bunların saldırısı da şu. Maske ve körük olursa sorun çıkmaz. Maske ve körükle rahatlıkla alabiliriz. Arkamızı da takip etmez. Eve falan gelmez. Ertesi gün de unutur. Ama bu açtığımız gün, o gün bize bir sıkıntı verir. Buralarda sokar. Öyle söyleyeyim. Tatlı sert dediğim o. Öyle başkalarının arası gibi vahşi de değil. Neyse arkadaşlar. Şuradaki
Şu bölmemiz. Süper sedur var. Çift katlıydı. Izgara koymuştuk. Izgaranın üstünde bir ana, altında süper sedur anası, ikisi aynı anda çalışıyordu. Fark ettik balın alırken, hatırlarsanız geçen hafta. Ve süper sedurla devam ediyor. Bu çiftleşmiş mi diye baktım. Videoda da izleyeceksiniz, daha çiftleşmemiş. Boyamadık daha. Ve bu süper sedurdan da bir iki çita bal aldım. Videoda var. Şunda meme var, iyi ana demişiz, meme demişiz, iyi cinsten. İyi cinslerden yaptırdığımız için, bak şunlar iyi cins dediğimiz şu. Şu süper sedurun anası iyi kaliteli anaydı, iyi eski diye yazdık üzerine. Şuraya bir yere götürdüm de, efendime söyleyeyim. Şu iyi eski diye yazmışız, bak iyi eski. Yani nasıl iyi eski dediğimiz ne? İyi dediğimiz bal verim olarak hepsi iyi. Çünkü ben anaların kötüsünü, yürümeyeni öldürüyorum biliyorsunuz. Hepsi yürüyen iyi analar. Yürümeyen olursa hemen kesip atıyorum. Kötü de, iyi ile kötü arasındaki fark şu. İyi olanlar 3 katta olsa balını körük duman kullanmadan, maske kullanmadan alabiliyorsun. Saldırmıyor, hiç saldırmıyor. Arının yüzü kafasına basarsan saldırıyor, sahaya sokuyor. Kafasına basmadığın sürece sokmuyor. Arıyı çırp, çıtayı yere düşür arısıyla bilmem ne, hiç sokmuyor bunlar. Bu iyi dediklerimiz bu. İyi meme var demişiz, daha çıkarmamış. Bugün baktım yazdım yani bunlara. Efendime söyleyin. Şu biraz tatlı sert demişim, bak tatlı sert. Yeni ana tatlı sert. Bunu boyamadık daha. Efendime söyleyeyim, daha balını da almadık onun. Balını da alacağım. Ana yeni çiftleşmemiş. Yeni ana, iyi ana çiftleşmemiş. Efendime söyleyeyim. Bugün baktığım için eski ana var demişiz. İyi ana var bunda. Eski iyi ana var. Sokmayandan. Tatlı sert demişiz. Balı alınacak bunun, daha almadık. Efendime söyleyeyim. Bu yılın bölmesi çok bal, tatlı sert. Çok bal verdi. 11 çıta balını aldığımız bu yılın bölmesi. Sert kaliteli ana. Çok kaliteli ana ama çok sert bu. Bunu meme olsaydı elimde şu an için bunu imha şey edeceğim, kafese birine hediye edecektim. Şu an elimde meme yok, belki bu yıl şans tanırım buna. Seneye kalır. Meme verildi demişiz. Ana yok, meme verilmiş buna da. Şu an için arkadaşlar durum bu. Şimdi seyredin düzeni. Bir de şu var. Benim bu seyrettiğiniz ballar daha şu an için aldığım kaç kasa oldu? 3 kasa bugün. 5, 8. 8 kasa civarında bal aldım. Efendime söyleyeyim. Şunlar Almanya, Avrupa'ya yolladım veya Kayseri'den şey isteyenler, çıtasız isteyenlerin çıtalarını kestik böyle. Saklama kaplarıyla 5'er kiloluk isteyenler için veya Ankara'dan isteyenler oldu. İşte yolladığımız. Bu yolladığımız şeyler. Ankara'ya götüreceğim, işte bilmem falan şehre götüreceğim diyen eş dosta saklama kaplarına doldurduk. 5 kiloluk, 5 kiloluk hazırladık. Öyle verdik. Bunlar onlar. Efendime söyleyin. Şimdi benim arının balına bakıyorlar. Bu yıl hafta da gerçekten güzel bal olmuş arkadaşlar. Ben Kayseri'de artık balın sonuna geldik diye düşünüyorum. Ümidim yoktu ama bölmelerden aldığım balı şimdi görünce şaşacaksınız. Daha açmadığım 2-3 kovanım var. 2-3-4 tane kovan var hiç açılmayan. Onları açacağım. Onlar da bal doldurur. Muhtemelen onar çıtada bal onlardan alırım. Bölme bile bal dolduruyor. Bölmeden bal istemiyorum. Ben yavru yapsın istiyorum ama bal dolduruyor. Ballarını da onun için alıyorum. Bölmeye niye koymuyorsun? Yarım yamalak ballar alıyorsun diyebilirsiniz. Bunu almam şart. Çünkü böyle yarın ana çiftleşip geldiğinde yumurta atacak yer olması lazım. Boş petek verdim, boş çıta verdim bir şekilde bölmelere. Ballarını aldım. Onu da izleyeceksiniz birazdan. Arı islahının veriminin de sonucu böyle bir şey arkadaşlar. Yani imkanım olsa ben buraya yüzlerce kovan dizerim. Yüzlerce ton değil de yüzlerce kilo bal satarım. Ama imkanım yok, zamanım yok. Hafta sonu cumartesi pazar geliyorum. Bak bu kadar alan var. Sulanacak, bakılacak. Tek anamla benim. Anam da bir iş yapamıyor, yazık. Yani yemek yapmayı unutmuş, bu kadar diyeyim. Bu kadar yerin bakımı, ağaçların sulaması, şimdi damlama açacağım, ağaç sulayacağım.
Bostan sulanacak, işte öbür tarafta ara otu bilmem ne ektiydim, onlar daha kendine gelmedi, onlar sulanması lazım. Ağaçlar su istiyor bilmem ne. Uğraş, arayına uğraşacak fazla zaman bulamıyorum, olamıyor. İşte iki gel diyorum, 2 gün, 2 günde birer saatlik zamanım olursa şu saldırganları da sona bekliyorum pazar gününe. Çalışamam yoksa erken açsam. Böyle bir durum oluyor işte arkadaşlar. Ha, niye bu arı bize val yapıyor da bizim arılar yapmıyor diyenler oluyor. İşte arı islahı anlatacağım ben bunu, bir uygun bir zaman bulayım. YouTube'dan anlatacağım, herkes izlesin diye. Arı islahı böyle bir şey. Ben keyfimden öldürmedim. Bak bir sürü ana yetiştirdim. İnsanlara arı sattım 3'er çıtalık. Hep iyilerini verdim. Kötülerini vermedim. Kötülerini öldürdüm burada. Yoksa kötülerini de verebilirdim. Ama ne olacak? Kimi kandıracağım? Allah'ı kandıracak halim yok. İyilerde böyle oluyor sonuç. İyi arılarda hem ana iyi kaliteli olursa her şey anaya bağlı. Arı çabuk çoğalıyor, hızlı gidiyor, sağlıklı oluyor, çok bal veriyor. Bölmeleri iyi yürüyor, sağlıklı ananın. Onun için arkadaşlar öldürdüm ben kötüleri. Bak önü otlanmış hayvanın. Kötüleri öldürüyorum, iyilerle yürüyorum. Hani tatlı sert çıkan arılarımdan da analar içinde. Onlardan da balını alıyorum işte, deminki aldığım gibi. İşte tatlı sert yazdığım şunlar gibi. Ballarını alıyorum, iyi bal yapıyor arı. Ana iyi. Ananın iyiliği önemli olan. İyi anayı bekletiyorum. Aha şu normalden biraz daha sert. Şu var ya. Bu normalden biraz daha sert. Yani böyle açabiliyorum da, işin garibi. Yani şöyle açabiliyorum da, böyle açıyorum da. Ama çapraz arı, 2-3 tanesi kalkıyor, saldırıyor. Ve peşini takip ediyor da. Onu da sevmiyorum ben, takip eden, insanı takip eden arıyı. Yani arı çarptı mı, vurdu mu böyle hemen sokmamalı. Git demeli. Tehdit etmeli. Ondan sonra ben çekip giderken de arkama gelmemeli. O arkama geliyor. Onu sevmiyorum o yüzden. Ama ana çok kaliteli. Nasıl kaliteli bu ana biliyor musunuz? Burada kovanın kendi anası vardı. Geçen senenin anası. Kovan çok güzeldi. 2 katlıydı. Bu kovanın anası ola ola buraya bir tane memeli çıta vardı başka kovandan. Fazladan bal yapsın diye verdim ben buraya. Meme üzerindeki meme ile bal yapsın. Birkaç tane meme vardı üzerinde. Memeleri bozar nasıl olsa, eski ana dedim. Hemen memeleri öldürürler. Ana devam eder. Buraya bal basarlar diye verdim. Veren sen misin? Ne memeleri öldürecek? İçindeki meme durarak baktım. Geçen yılın anası ötmeye başlamış. Geçen yılın anası ötüyor. Kendi arıları, kendi analarını değil de memeyi seçiyor. O kadar kaliteli meme. Allah Allah dedim. Kendi analarına götürdüm. Şurada bir kovanım vardı, bölme. 3-4 çıtalık. Bölmenin içinde de kendi memesi vardı. Bu anayı götürdüm, öyleyse kötü ötüyor dedim. Onun içine atayım, onlar öldürsün dedim. Attım anayı direkt içine. Hiç kabul mabul yok. Direkt içine attım. Bu sefer ana orayı memeleri bozdu. Allah Allah dedim. Anayı kabul ettiler hemen o 4 çıtarı yeni bölme. Lan bu ana kötüyse onlar niye kabul etti? İyiyse bunlar niye kendi anasını bırakıp memeye sarıldı? Ha, şunu anladım ki buradaki ana en iyisi. Çok süper. Biraz sert ama çok süper. Ki buranın eski anasını kovdu. Bu eski ana da kötü değil, iyiydi ötmesine rağmen. Oradaki memelerden iyiydi ki onlar hemen bu memeyi beklemedi, anayı kabul etti. O anayı da üniversiteden bir arkadaşa verdik. O geçen yılın anasını. Neyse arkadaşlar, işte bizim böyle bir uğraşımız, çabamız var. Allah'a hamdolsun Rabbim de doldurup veriyor. 4-5 tane ana öldürürken ben keyfimden öldürmedim. Bu yıl aşağı yukarı 9-10 tane ana öldürdüm. Bak bu kadarcık arının içinde. Bu 9-10 tane öldürdüğüm ananın 2-3 tanesi geçen yılın anası, eski anaydı. Geri kalanı hep yeni, bu yılın anasıydı. Yeni bölmelerden yürüyenleri, iyi olanları rica eden arkadaşlara sattık, verdik. Bana kalan kötüleri kaldı. Onları da ben imha ettim. Ve yerine yeniler çıkacak. İşte şu meme dediğim mi var ya, şunlara üzerlerine yazdım, meme var. İyi meme var. İyi meme var dediğim bu arılar bunlar. Bu arılar, o memeler iyi meme. Çıkmasını bekliyor. Çıkarsa işte kovanları,
Bakacağız artık, bu zaman da daraldı. Arılar çiftleşip gelip yumurtaya başlayanları, çiftleşmeden dönemeyen yalancılama eğiliminde olanları seçeceğiz. Birleştirme yoluna gideceğiz. Artık öyle kışa sokarız. Bu hafta bilmiyorum, şunların ballarını indirmeye çalışacağım. 4 tane, 5 tane böyle balı alınacak kovan var. Bakalım arkadaşlar, böyle yürüyoruz. Yani bizde gram şeker yok. En ufak kamera arkası hilesi yok, kurgu yok, düzen yok. Varsa Allah canımı alsın. O kadar kesin ve net her şeyim ortada benim. Kendilerinde olmayan balı bende görenler işte şekerdir falandır, kurgudur, tiyatrodur, bu şeye gidiyor, kendileri gibi zannediyor. Ya bilmiyor ki bizi aldatan bizden değil diyen peygambere inanmış, iman etmiş, Allah'a iman etmiş bir ümmetiz biz. Ve bizde hile, hurda, yalan, dolan olmaz. Ne görüyorsanız o var. Gördüğünüz gibi her şey ortada benim, tüm kovanlarım. Yerlerini değiştiriyorum ara sıra, onu bilmiyorsunuzdur. Şununla şunu yer değiştirdim. Bak, bu eski ana, üzerinde yazıyorum. İyi eski. İyi eski. Yani şuradaydı bu ana. Bilirsiniz. Bak, videolardan görürsünüz. Orada çift katlıydı, buzdolabının üstünde. Buzdolabının kapağının üzerinde, şurada. Bununla bunu değiştirdim yer. Niye yer değiştirdim? Bu güçlüydü. Tarlacısı çok da zayıftı. Tarlacısı ona girsin istedim. Onda da meme var. Bölme. Bölme güçlendirsin. Ne gereği var? Ha, bunun da kadrosu kendine yeter. İyi yana. Efendime söyleyeyim. Şuradan aynı eski anaları arka tarafa bölmelerle yer değiştirdiğim oldu. Efendime söyleyeyim. Şuradan şunu yer değiştirdik. Bak şu baştakini. Böyle ufak tefek çalışmamız oldu. Onun dışında hepsini de kovanlardan yine takip edersiniz, bilirsiniz benim arılarımın içini, dışını, peteklerini, peteğinden dahi videolardan takip edersiniz. En ufak kurgu yok, hile yok, hurda yok. Geçen hafta şu bölme diye indirdiğim ballardan şu 3 tane kendine koyuyorum dediğimi, bugün aldığımı, aşağıdakilerden aldığımı, bakarsınız kaç çıta nasıl aldığımı, nasıl verdiğimi hepsi videolarda var. Şahin Orhan'ı takip edin, beğenip paylaşın. Abone olmayan abone olsun. Böylelikle bir eski bildiklerinizi unutun. Sağlam bir arıcılık yapın. Arıcılıktan keyif alın. Bak, bu kadar keyifli benim arıcılığım. Emin olun keyif alıyorum. Bal doluyorsun her taraf. Yani benim arıcılığın, Şahin Orhan tekniklerinin tek kötü yanı çok bal olması. Belini artıyor. Taşımak zor oluyor. Katları indirmek, bakımı zor oluyor. Saygılar şimdi. Allah'a ısmarladık. Selamünaleyküm arkadaşlar. 4 Ağustos Cuma, yeni geldim köye. Geçen hafta almadığımız ballar vardı, hatırlarsınız. Bakın. Bölmeden almadığımız ballar bu 3 çıta. Aldım onları. Tamamen yavru mavru bitmiş. Yerine bal basmışlar. Akımla devam ediyor galiba. Bal doldurmuşlar. Şimdi devamını alıyorum. Bunun. Şunlar şöyle dursun. Şu bölmeden hatırlarsanız arkadaşlar, 3 tanesini koymuştum. Bunu aldım. Şu dördüncüyü de alacağız. Bak, yavrular çıkmış. Yerine bal basmışlar. Onu da alacağım. Şunu bile yeni yapmışlar dalağa. Boş peteğe. Ona da bal koymuşlar. 4 önce almıştım arkadaşlar. 4 de şimdi aldım. Yani abartı değil arkadaşlar. Samimi söylüyorum. 3 kilo, 3 kilo civarında var. 3 kilo belki fazladır. Dartacağım da zaten bunu. Görürsünüz. Evet, güzel. Bak, o yavru alanını boşaltmış. Bal basmış. Akım devam ediyor demek ki. Bölmeden 8. çıta balımızı almış olduk böylelikle bölmeden arkadaş. Yani 4 çıta geçen hafta aldıydık. 4 de bu hafta aldık. 8 çıta oldu şu an bölmeden aldım. Daha bakacağım. Kuluçka'da da var mı, alabileceğim. Yarı balları kendine bıraktım. Tam sırlanmış artık. Olgunlaşmış balları alıyorum arkadaşlar. Yavrusu ballar. (Gülüyor)
Evet, şu aşağı kaldı. Bir de oraya bakalım. Arkadaşlar bayağı zor oluyor bu tek elinle çalışmak da. Bak yine sadece göstereyim, ondan sonra alacağım ben bunları. Bu da aşağı kattın. Aşağı kata dalak yapmış, hem de muazzam da bal doldurmuş. Yani sağlam şurada, ne diyeyim ya, şöyle bakayım, 4 kilonun üzerinde bal var bunda. 4 kilonun üzerinde. Çok ağır. Bunu da alacağım. Efendime söyleyeyim. Şu yandaki neymiş? Bakalım. Oo, o da süper ağır ya. Vallahi süper arkadaşlar. Allah biliyor. 3 kilo 4 kilo gelir bunların her biri. Bunlar da sade ballamış. Bunda yavru var, bunu almayacak. Bunda da bak bayağı bal var. Ama yavru olduğu için bunu almayacağız. Şu da yavru almayacağız. Bir de duvarına bakayım. Bu bölme muazzam bölmeymiş. Bölme aramız arkadaşlar bu. Şimdi bakalım. Şuna baktık mıydı, yavru var dedik. Şunda ne var? Bunda da yavru var. Bu da dursun. Şu duvardaki iki peteğe bakacağız. Bu da yavru var. Şu üç tane de yavru var. Şuna bak, son duvara. Son duvarda da polenle bal karışık var. Buna da ellemiyorum arkadaşlar. Bunu aynı kendine bırakacağım. Gördüğünüz üzere. Şuradan 3 tanesini alacağız. Arkadaşlar bu da yeni açtığımız öbür bölmenin öbür kardeşi. Şimdi bir tanesini şuraya aldım size rahat göstermek için. Diğerlerine bakacağım. Gördüğünüz gibi biraz sırlamış, biraz sırsız. Ama alınabilir balı. Alacağım. Kendime söyleyeyim. Şuna bakalım. İyi, gayet güzel sırlamış. Alınabilir. Sen sıralma yani. Oo, bu süpermiş. Gayet güzel sırlamış. Gördüğünüz gibi. Bu full. Valla. Alabilirsin. Hamdolsun bakalım arkadaşlar. İlginç olanı arı yavru yapmamış. Oo, bunu süper sırlamış ya. Maşallah, subhanallah. Vay be. Harika sırlamış. Bunları size göstereyim, alacağım arkadaşlar. Dördün de alınabilir bak. Sukattan. Şey de yok ha bunlarda. Sıkara mızgara da yok. Ha, biraz yavru atmış köşeye ama alınır. Görüyor musunuz? 3 kilodan fazla bal var bunda. Oo, bu da full sırlamış gözüküyor. Ah, çıkmıyor valla. Yapışmış tamam. Oo, süper süper. Süper. Bunu da alak. Bundan aşağı yukarı 3, 6, 8 çıta bal alınır. Alınır arkadaş. Bu hepsi alınır bunun. Yavru mavru, bir avuç yavru var da alınır. Alınır ha. Bu da alınır. Şimdi siz kamerayı kapatıyorum. Bunları indireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar. Şurada katlı kovanın balını almıştım hatırlarsanız. Izgaranın altında bir tane ana yapmıştı Supersedur. Üstündeki balı aldım. Izgaranın altına da bunları koyduydum. Mevcut tarlacısı burada kaldı ya. O tarlacılar şurada 6-7 çıta arı var. Hepsini bal doldurmuş. Supersedur anayı da bulamıyorum. Şu an onu arıyorum. Birlikte bakalım. Yani hepsini de muazzam bal doldurmuş. Görün bakın. Supersedur anayı arıyorum bu arada. Şurada sağlam 3 kilo var arkadaşlar. Abartı değil. Emin olun. Çok ağır. Sağlam. Yani delikleri doldurmuş. Üstü sırlamış. Onu ödül olarak bu arıya vereceğim. Bu nihayetinde bir bölme.
Persedur anayı arıyorum şu an. Çiftleşti mi? Çiftleşmedi mi ona bakacağım. Ha, şunu alacağım bak. Bu balı alacağım. Burada da yine 3 kilo bal var sağlam. Bunu alacağım. Bir bakayım şu Persedur anaya. Görüyor musunuz? Yani normal ilk kötü kiloyu anlarız. 3 kiloya yakın bal var bunlar rahat. Demek ki akım devam ediyor burada halen. Akım iyi gelmiş ki. Bunu böyle doldurmuş. Bir de mevcut tarlacı burada kalmıştı ya. Anasıyla aldıydık bölmeyi. Yaşlı anayla aldıydık. Süper Sedur anayı burada bıraktıydık, genç anayı. Tarlacılarıyla. Tarlacılar boş durmamış. Buna yine bal doldurmuş. Şu balı ben bir şöyle bir bakın. Şey dolu yani, öyle bakmayın. Boş çelikler dolu. Bakın arkadaşlar, bu düğüyle hakeza aynı doldurmuş. Görüyor musunuz? Bunu da alayım. Hem arıyı rahatlatayım. Bu bal, fazla bal iyi olmaz bu zamanlar ya. Yavru atması lazım, yavruya yer kalmaz. Hepsini bal doldurmuş bu mevcut çıtaları. İşte yörenin arısı, arı ıslahı dediğimiz mesele bu arkadaşlar. Yörenin arısı akım zamanı doldurur. Boş geçmez. Yani bölme de olsa, anasız da olsa, zayıf da olsa yörenin arısı balını yapar. Bak. Bunu kendine bırakacağım. Peteğin biraz düzeni yok. Yalnız anayı bulamadım ben. Süper Sedur anayı bir bulayım da çiftleştiyse boyayayım. Şimdi genel bakım yapıyorum arılara. Bir iki tanesi biraz çapraz, o yüzden şey giydim, maske giydim. Yoksa ki pek maske giymem. Benim arılarda 4-5 tane de bir tane çapraz oluyor. Şu Süper Sedur anayı da bir bulaydık. Çiftleşti mi? Çiftleşecek mi? Var mı yok mu? Yalancılamasın da. Ana çiftleşmeden dönmez. Kovan çaresiz yalancılar. Günlük kalmayınca. O yüzden bulmamız lazım anayı veya günlük. Muazzam bal var. Bunu da alacağım arkadaşlar. İyi bal var bunda da. Şu anayı bir arayayım önce. Aha burada ana. Çiftleşmiş. Kocaman olmuş. Yoklar çiftleşmemiş mi? Bakın arkadaşlar. Süper Sedur anayı göstereyim ben size. Görüyor musunuz? Bak burada. Vay kıstım. Vay. Ağzın iyi değil. Neyse bunu çık. Şu bunun balını alayım ben. Ya da alma lan. Bunu da koy Süper Sedur'a. Onun aşkına olsun. Buna boş petek vereceğiz. Şöyle diğerlerinden aldığınız fazla petekleri.
Tarlacılar burada kaldı çünkü. Süpersel durumumuzu çiftleştirirsen bunu damızlık yaparız. Bunun anası çok iyiydi çünkü. Bunun anası hem sakin hem ballıydı. Şuraya da yazayım. Sedur. Çiftleşmedi. Şöyle notumuzu da tutuyoruz arkadaşlar. Sedur ve çiftleşmedi diye. Evet arkadaşlar. 3 kasaya yakın bugün de bal aldık. Şu anda eksikliği vardı. O da şuradan dağılanlar oldu. Bunları da şuralara, komşulara dağıtacağım. Bugünkü hasadımızda da 3 kasa bal almış olduk. Şimdi garip olanı bugün daha bir ballı olmuş. Bugün bu hafta anlamadım nasılsa iyi bir akım olmuş.